birisi hapşırdı veya öksürdü. Ortaya çıkan bu damlacıklar yayıldı havada. Bunlar küçük virüs taneciklerini görüyorsunuz. Etrafında böyle adeta tutunabildikleri yapılar var. Yüzey proteinleri diyoruz bunlara. Ondan sonra geliyor işte mukozadan, burnunuzdan içeriye girdi. Geniz bölgesinde nazofaringse yerleşti. Orada çoğaldıktan sonra akciğere doğru indi. Akciğere doğru geldikten sonra orada hava keseciklerimiz var. Akciğerlerde bu hava kesecikleri oksijenle kanın birbirine işte ilişkisini sağlıyor ve kanın oksijenlenmesini sağlıyor. Ama orada o kesiciklerde virüsler çoğalıp büyümeye başlıyor ve sonrasında sonrasında vücudun iltihap hücreleri oraya gelip o buraları iyileştirmek istiyor ama iyileştirmeye çalışırken bu hava kesiciklerinin içerisi suyla doluyor. Su veya iltihapla doluyor diyelim, ödemle doluyor ve sonrasında da ciddi bir nefes darlığı başlıyor veya öksürük başlıyor. Dolayısıyla geldik ne yapacağız? Evet, biz koronavirüsten korunabilir miyiz? Doktor ve ekibi olarak e, bununla ilgili bir plan hazırladık ve bu planı da e, internette yayınladık daha önce ama tekrar bu e, plan üzerinden gitmekte ve hatırlatmakta fayda var. Öncelikle yeteri kadar uyunuz yaşam tarzınızda belli değişiklikler yapmanız lazım. Yeteri kadar uyuduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Günde 7 saat uykunun olmazsa olmaz olduğunu söylüyoruz. Bağışıklık sistemimizin güçlü olabilmesi için, hastalıklara hazır olabilmesi için, yeteri kadar savaşabiliyor olması için uykumuzu ihmal etmeyeceğiz. Bu dönemde özellikle belki de evden çalışanlar veya evden çıkmayanlar bu uykuyu rahat tutturabildiklerini düşünüyorum ve bunun önemine vurgulu yapalım. Düzenli egzersiz, gün aşırı yarım saat egzersiz yapmaya çalışabilirsiniz. Evinizin içerisinde bile yapmanızı istiyoruz. Yani bu herhangi bir engeli yok bunu yapabilmeniz için. Solduğunuz havanın kalitesini arttırmanız gerekiyor. Havanın kuru olması soğuk algınlığına neden olan virüslerin çoğalması için ideal ortam oluşturmakta. O yüzden hava nemlendiricisi kullanabilirsiniz. Ama unutmayın çok kapalı alanlarda aşırı kullanılan hava nemlendiricileri de bu virüslerin havada asılı kalmasında artırabilir. Dolayısıyla oda içerisindeki nem oranınızı dengede tutmanız gerekiyor. Bunu yapabilmenin en kolay yolu odanızı normal Havayla yani temiz havayla yani dışarıdaki havayla havalandırıyor olmanız, camlarınızı açıyor olmanız gerekiyor. Peki ne yapacağız? Belki işte meditasyon yapabilirsiniz veya işte ibadet de yapabilirsiniz. Çünkü insana huzur da getiren her yaptığı hareket, her yaptığı davranış aynı zamanda bağışıklığının güçlenmesine fayda sağlayacak. Hijyen çok önemli. Tekrar hatırlatıyorum. Asla ve kat'a yanlışlıkla dahi olsa bile el sıkışmayın sadece el sıkışmak değil işte şüphe ettiğiniz veya bilmediğiniz hiçbir yüzeye elinizle dokunmamaya gayret edin. Dokunuyorsanız da mutlaka mutlaka asla ve kata o elinizi alıp yüzünüze götürmeyin. El yıkama süresini 3 katına çıkartın. Normal şartlarda biliyoruz ki sadece %5'imiz bugüne kadar yapılan araştırma bize onu gösterdi. %5'imiz 20 saniye ellerini suyla yıkıyorlar. Bu süreyi mutlaka 20 saniyeye getirmemiz gerekiyor. Sabun kullanmamız gerekiyor. Nasıl etkisi olduğunu, bu sabunun neye yol açtığını, virüsü nasıl vücudumuza uzaklaştığını hepsini bugün canlı canlı sizlere gösteriyor olacağım. Şimdi yüzeyleri dezenfekte edin. Mikropları bir yüzeyden diğer yüzeye bulaştırmamak için böyle ıslak mendil gibi şeyler kullanmayı tercih etmeyiniz. Mutlak surette iyice ıslak olan şeylerle silmeniz ve temizlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla tüm yüzeylerinizde dezenfekt etmeyi ihmal etmeyin. Şimdi ev gereçleri olarak tuvalet kağıdı, sabun, deterjan, dezenfektanlar. Şimdi şöyle bir şey var. İnternette gördüm, sosyal medyada da çok da hoşuma gitti açıkçözemek gerekirse. Ee, birisi sormuş diyor ki ya diyor bu diyor tuvalet kağıtları acaba diyor derin dondurucuda ne kadar kalıyor diyor. İnsanlar o kadar fazla almışlar ki bunun artık esprisi yapılır hale geldi. Ve normal ihtiyacınızı belki 14 gün için planlayarak hep hareket edebilirsiniz. 14 günlük yeteri kadar erzağınız ve suunuz hijyen ürünlerinde de varsa daha fazlasına gerek kalmayacaktır. Bunun hatırlatmasını yapalım. Yiyecek olarak raf ömrü uzun olan mutfakta saklayabileceğiniz gıdalar ve dondurabileceğiniz yiyecekleri de evinizde bulundurabilirsiniz. Bu demek değil ki evinizi makarna ile stoklayın ama evinizde işte buzdolabınızın derin dondurucusundan yararlanabilirsiniz. Değil mi? Ondan sonra birazcık daha böyle raf ömrü uzun gıdalar yani temiz gıdalar alabilirsiniz ama hazır gıdalar değil. Hepsinden bahsedeceğiz. İlaçlar, reçeteli ve reçetesiz birçok ilaç var. Eğer şüpheniz varsa ne yapıyorsunuz zaten? Alo 184'ü arıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'nın korona bilgilendirme hattı. Bu hat üzerinden size verilen direktifler sayesinde eğer hastaneye gidip örnek vermeniz gerekiyorsa bu örneğinizi gidip verin. Ve şüphe duyulan bir klinik tanınız varsa o zaman zaten size... Bu konu hakkında gerekli ilaçlar verilecektir diyoruz. Sadece ilaç verilmek değil, onun dışında kendinize destek olabilecek diğer destek ilaçlarında hastanede gördüğünüz hekim sizlere tavsiye edecektir diyorum.